Sektördeki 40 yılı aşkın sürelik deneyimleriyle TÜBİTAK üretimine dair tüm süreçleri anlatacak ve yönetecek olan kişi yanımızda. Sasan Medikal firmasının genel müdürü Mustafa Sayın. Merhabalar Mustafa Bey, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum. Ben de sizlere bu ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Perfüzyonistler Derneği nezdinde sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle bize fabrikanıza konuk ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kardiyovasküler cerrahi dünya çapında değerlendirecek olursak ülkemizde çeşitli vakalar ve sayılarda bol operasyonlar yapıyoruz. Bu konuda dünyada kendini kanıtlamış bir ülkeyiz. Zaten Türkiye'de de sizin de bir fabrikanızın oluyor oluşu bunun bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. Bütünün kalitesi detayların başarısında saklıdır derler. Bizlere Sasa'nın kuruluş hikayesindeki detayları bahsedebilir misiniz? Elbette. Tabii ben 1967 yılında Maliye Bakanlığı'ndaki görevimden ayrıldım ve bir firmanın Mali İşler Müdürlüğü'nü yapmak üzere çalışmaya başladık. Orada 5. senede satış kısmına geçtim. Demek ki hevesliymişim satış kısmına. Ondan sonra da genel olarak orada biraz diyaliz malzemesi, biraz kalp cerrahisi malzemesi vardı. O yılları düşündüğümüz zaman sadece Star Edwards diye bir kapak vardı, toplu kapak. Bir de bir Yorkshire Lee'nin kapağı vardı, böyle açılıp kapanan. O iki kapaktan birini, Hacettepe ağırlıklı olmak üzere, Yüksek İhtisas da vardı. Onun dışında Türkiye'de çok fazla bir kalp cerrahisi yoktu. Bunu 1982'de ben ayrılarak Sasan'ı kurduğum zaman işte malzeme bulmakta, satacak malzeme bulmakta o zamanlar güçlük çekiyorduk. Çünkü oldukça dar bir alanda kalp cerrahisi çalışıyordu. Hatta kalp kapaklarını o zaman reçeteyle getiriyorduk. Döviz yoktu. Ve bu şartlar altında devam etti. Ama 90'lardan sonra Türkiye'nin de gelişmesiyle alan açıldı. O zamana kadar bypass cerrahisi yoktu. Herkes Amerika'ya gitti bypass cerrahisini öğrenmek üzere. Sonra döndüler. Ondan sonra başladı. Ve Hacettepe'deki bir grubun da İstanbul'a gidip Kardiyoloji Enstitüsü'nü bir Aydın Aytaç'ın başkanlığında kurmasıyla İstanbul'da da başladı ve bu şekilde bütün Türkiye'ye yayıldı. Diğer hastaneler harekete geçtiler ve güzel bir ortam oldu. Onu söylemek lazım. İşte o tarihten beri benim idealim üretim yapmaktı. Evet. Yani alıp satmanın geçici olduğunu ve bir gün sona ereceğini düşünerek hep gözüm üretim yapmaktı. Bu nedenle 3 tane arsa aldık ama maddi imkansızlıklar yüzünden geri satmak zorunda kaldık, yapamadık. Sonunda bir fırsat çıktı, küçük bir yerde başladık. Ondan sonra da bir takım kredilerle buraya taşıdık 2003 yılında. O tarihten beri de çalışmalarımız devam ediyor. Ana üretim konumuz kardiyovasküler cerrahisi şu anda. Diyaliz son derece azaldı. Sadece sembolik olarak yapıyoruz ama diğer ürünler de var. Fakat oturduğumuz ürün bazı gamı hep kardiyovasküler cerrahi. O nedenle de hem Türkiye'ye hem de ihraç ettiğimiz ülkelere bence hizmet ediyoruz diyebilirim. Evet, çok güzel. Kalp cerrahisi bilinenin aksine sizin de bahsettiğiniz gibi çok geniş bir yelpazeyi içeriyor ürün bakımından. Bu sektördeki ürün gamınız nelerdir sayacak olursak? Şimdi TÜBİTAK üretmek zaten başlı başına bir iş. Yani daha sonra belki o konuda açıklama yaparım. Ama bunun yanında bunların yan ürünleri çok fazla. Özellikle dönüşü az olan hastalarda kullanılmak üzere veya minimal invazif uygulayan hastanelerde kullanmak üzere vakum, venöz destekli vakum kontrol cihazımız var. Bunu yeni geliştirdik. Gayet de güzel çalışıyor. Hastanelere veriyoruz. Ve bir tane de özel bir ürünümüz de var. Tüp ürünümüz. O da tapered arter hattıdır. Evet. Ve konnektör kullanmadan 3-8-1-2-3-8 şeklinde veya 1-4-3-8-1-1-4 şeklinde tüpü
pompa hattına bağlayarak hemolizi hemen hemen arter hattından kaynaklanan hemolizi ortadan kaldırıyoruz. Bu da önemli ve dikkat çeken bir ürünümüz. Evet, gerçekten inovasyona örnek nitelikte bir ürün geliştirdiğiniz yönü. Fabrikanızdaki üretimin ne kadarını iç pazara veriyorsunuz, ne kadar ihraç ediyorsunuz? Yani ihracatımız genel satışın %20'si ama bu sene mesela çok arttı. Bunun MDD'den MDR'a geçiş aşamasında bazı firmalarda önemli değişiklikler olduğundan kaynaklanan bir sebep olduğunu düşünüyorum ama ürünlerimiz bayağı bir 15-16 ülkeye gönderiyoruz az veya çok. Giderek de çoğalıyor. Türkiye'de de bütün hastanelere, talepte bulunan bütün hastanelere elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler TÜPSET olarak kullanılacak bir ürünün ISO standartlarını ve doku biyouyumluluğunu geçmesinin yanı sıra sızdırmayan, parçalanmayan, statik elektrik yük oluşturmayan malzemeden üretilmesini isteriz. Bunların ışığında TÜPSET üretim basamaklarını bizlere anlatabilir misiniz? Elbette. Belki kullanırken çok basit gibi gelen bu ürünün hazırlanması gerçekten olağanüstü bir çaba gerektiriyor. Hepsi demeyeyim ama TÜPSET'in hazırlanması kısmı elle yapılıyor. Diğer kısımları tamamen otokontrol sistemiyle yapılan ürünler. Tabii öncelikle TÜPSET yapılabilmesi için kullanıcının bir örnek veya bir çizim göndermesi gerekiyor. Ve bu örnek veya çizim bizim sistemimize giriyor ve ondan sonra da kullanıcıya geri gönderiliyor. Onun onayı alınıyor. Ondan sonra da bir örnek yapıyoruz. O örneği kullanıcıya gönderiyoruz. Kullanıcı bunu teyit ettikten sonra veya değiştiriyor tekrar. Ondan sonra üretime geçiyoruz. Yani ilk başlangıç böyle oluyor. Evet. Ama tabii bu aşamadan önce tüplerin üretilmesi söz konusu. Tamamen granülden yapılan, PVC dediğimiz granülden yapılan, şorları değişik olan bir kimyasal madde. Bu maalesef ülkemizde yapılmıyor. Petkim bahçe hortumu yapıyor ama medical grade olarak üretmiyor. Üretmediği için de yurt dışından alıyoruz. Çeşitli firmalar var bu konuda çalışan ama uzun zamandan beri biz İtalya'dan alıyoruz. Şimdi bu ürün geliyor. Ondan sonra ekstrüzyon makinesi dediğimiz makineye giriyor. Orada belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra eriyor ve havayla ucundan, kalıbın ucundan çıkıyor ve soğuk suya giriyor. Bu su aşağı yukarı suyun soğukluğuna göre soğutma ünitesinin uzunluğu da değişiyor. Ondan sonra lazer kontrola giriyor. İç ve dış yapı ölçülüyor. Ondan sonra da ya rulolama makinesine ya da kesme makinesine giriyor. Bu şekilde tüpler oluşuyor. Genelde 1.4 1.16, 3.8, 3.32, 1.2, 3.32 olmak üzere en çok kullanılan 3 çeşit şey var. Bir de bunların renklendirilmesi var kendi aralarında. Bu da co-ekstrüzyon dediğimiz bir sistemle renklendiriliyor ve bu şekilde tüpleri elde ediyoruz. Şimdi tüpler elde edildikten sonra ekstrüzyon alanından üretim alanına geliyor ve orada o çizime göre kesiliyor. Daha önceden verilen çizimlere göre kesiliyor ve ilgili arkadaş bunu kestikten sonra üretimde çalışan arkadaşlar üzerindeki çizime göre bunları birleştiriyorlar. Ondan sonra bir treyin içine konuyor. Ondan sonra kapanıyor başka bir makineyle. Daha sonra da kartonlara konuyor. Kartonlardan sonra da sterilize edilmeye gönderiliyor. Ve uzun bir proses. TÜPSET'in üretimi çizime bağlı olmak üzere 10 ile 20-22 arasındadır kişi başı düşen üretim günlük. Evet. Ve bütün malzemelerin kendilerine sağlanması gerekiyor. Tabii
Yardımcı maddeler de sadece tüpsetten oluşmuyor bir şey. Filtreleri var, ondan sonra konnektörleri var, basınç ölçerleri var. Yani birçok komponent kullanıyoruz tüpsette. Bunların temini de söz konusu ve bu supplier'ların hepsi önceden belirlenmiştir. O supplier'ın dışında malzeme temin edemiyoruz. Notified body ile yaptığımız protokol gereğince ve bu yasak, daha doğrusu şu andaki şeyle. Yeni bir ürün ilave etmek gerekiyorsa yeniden başvuruyorsun. O başvuru kabul görüyor belgeler eşliğinde ve ondan sonra da yeni bir supplier ilave etme imkanın oluyor. Bu şekilde üzerlerine etiketleri yapıştırılıyor. Şimdi 2 senedir MDR dediğimiz Medical Device Regulation sistemi uygulamaya kondu. Eski sistemi biraz daha uzattılar ama artık yeni sisteme hepimiz adapte olmak zorundayız. Bu nedenle gerçekten üretim alanında önemli sıkıntılara sahibiz. Yani kafadan tüpseti, ben şu tüpsetin bu hattını istemiyorum veya buraya bir ilave hat istiyorum dediğiniz zaman bunun da müsaadesini almak ve çizime onu ilave ettiğimiz zaman yeni bir numara vermek zorundayız. Bu da üretici için önemli bir sıkıntı. Yani tüpset üretimi oldukça önemli. Çünkü kalp akciğer pompasına bağlanan oksijenatörün en önemli parçası. Bu nedenle de hemolize imkan vermeyen yumuşaklıkta olması lazım. Sağlam olması lazım. Kink olmaması lazım. Bütün bunlar tabii perfüzyonistlerin gösterdiği dikkatle ve uyarılarla biz de bunları kendi üretim yerimizde düzeltmeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel aydınlattınız bu teorik bilgilerle bizleri. Gönlümüzden geçen, fabrikaya gelmişken bu bütün üretim basamaklarını A'dan Z'ye gezip görmek, gezme imkanımız var mı acaba? Memnuniyetle, tabii ki. Peki, tabii ki. Buyurun o zaman üretim basamaklarına geçelim. Burada tubing setin oluşması için gerekli olan granül paketlerini görmekteyiz. Bu alanda granüllerden ekstrüzyon makinesi yardımıyla çeşitli boyutlarda tüp üretilmektedir. Ekstrüzyon makinesinden çıkan tüp daha sonra 4 santigrat derecelik saf su içerisinden geçerek soğutulmaktadır. Ardından temiz odada bobin haline getirilip sarılmaktadır. Bobin haline getirilmiş tüpler, perfüzyonistin onaylanmış tüpset tasarım ölçülerine göre makine yardımıyla otomatik kesilmektedir. Bu bölümde kesilmiş tüpler, daha sonra konnektörler vasıtasıyla birleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Bağlantının birbirinden kolay ayrılmaması için özel bir içeriğe sahip yapıştırıcı kullanılıyor ve ardından plastik kelepçeyle sıkıştırılıyor. Bu aşamada perfüzyonistin klinik gereksinimlerine göre tasarlamış olduğu tüpset çizimi üzerinden paketleme işlemine geçiriliyor. Yere geçirgen özelliğe sahip örtünün üstüne öncelikle tüpset holder'ı yerleştiriliyor. Daha sonra tek tek tüpler tutucuya sabitleniyor. Bu işlem bittikten sonra paketin sarılma işlemine geçiliyor. Paketleme 2 katmandan oluşuyor. İçte olan cerrahi sahaya verilecek olan kısmı oluşturmaktadır. Özenle yapılan paketleme işlemi bittikten sonra track olarak bahsedilen yeşil renkli kabın içine paketlenen tubing set ve komponentler yine özenle yerleştiriliyor. Bu aşamada tüpset içeriği ürün sorumlusu tarafından kontrol ediliyor.
Daha sonra üstünün kapatılması için personel tarafından alınıyor. Personel, TÜPSET paketleme cihazına ürünleri yerleştirip üstünün kapatılmasını sağlıyor. Paketleme işlemi biten ürünün üzerine ürün bilgilerini içeren etiket yapıştırılıyor. Bu alanda paketlemesi biten TÜPSET'ler kutulamaya alınıyor. Şimdi ise sterilizasyon ünitesindeyiz. Burada 20 ve 15 metreküplük iki kazan var. Kolilenmiş ürünler bu kazanların içine konuyor. Sterilizasyon işlemi daha önce belirlenmiş ve valide edilmiş programlarla gerçekleştiriliyor. Bu depoda sterilizasyondan çıkan ürünler belirlenen gün aralığında karantinada bekletiliyor. Bu depoda ise karantinadan çıkmış ürünler sevkiyat için hazır bekletiliyor. Evet, üretim sürecini görmüş olduk. Şimdi kalite birimindeyiz. Kalite ve Ar-Ge mühendisi Begüm Hanım'la birlikteyiz. Bize kısaca süreci anlatabilir misiniz? Tabii. Öncelikle burada zaten Class 100.000 temiz odalarda üretim yapıyoruz. Burada üretimler non-steril biçimde gerçekleşiyor ama burası zaten yine kontrollü alan. Bundan sonra paketlemelerin ardından sterilizasyona gidiyor. Onun dışında zaten malzemelerin bize gelişinden en son bitmiş steril ürüne sonuna kadar ve salı vermesine kadar hep kalite kontrol süreçlerimiz devam ediyor. Her bir ürün için bu aynı kontrolü sağlıyoruz ve aynı kalitede olmasına dikkat ediyoruz. Begüm Hanım, ürünlerinizin piyasaya dağıtıldıktan sonra takibini nasıl sağlıyorsunuz? Aslında her ürünümüzün paketinin arkasında zaten not numaraları yazıyor. Bu şekilde biz ürünün hangi komponentleri içerdiğini, bu komponentlerin bize ne zaman geldiğine kadar, onun dışında burada içeride kimin üretimini yaptığını, ne zaman steril olduğuna kadar pek çok şeyi bu şekilde takip edebiliyoruz. Onun dışında satış sonrası gözetim prosedürlerimiz de var. Bu çerçevede her sene raporlar hazırlıyoruz ve bunları güncelliyoruz. Bu şekilde de her şey kontrolümüz altında kalmış. Ürünlerinizin kalite kontrolünü siz mi sağlıyorsunuz, yoksa dışarıdan hizmet mi satın alıyorsunuz? Ürünlerimizin tüm kalite kontrol süreçleri bizim tarafımızdan sağlanıyor. Zaten 13.485 sertifikamız var. Bu doğrultuda bütün süreçlerimiz şekillenmiş durumda. Biz de bu şekilde her sene denetimlere giriyoruz. Bu şekilde kontrolünü de sağlamış durumdayız. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki birime doğru ilerliyoruz. Günümüz şartlarında yerli üretimin önemini daha da iyi anladığımız bir noktada böyle bir üretim kapasitesine sahip tesisin ülkemizde olması bizi son derece gururlandırdı ve onur verici şekilde oldu. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere hem camiamız adına tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bu tür ilgiler üretimin daha da artmasına ve kalitesinin yükselmesine neden oluyor. Bizi de motive ediyor. Ama şunu söylemek lazım. Sağlık alanında bu kadar ileri olan komşularımıza göre bayağı çok ileriyiz. İleri olan bir ülkenin üretim alanında bu kadar %85'inin ithal olması büyük bir çelişkidir. Umuyorum ki yetkililer bu konuya daha fazla eğilirler ve bizler de elimizden gelen gayretle üretime katkıda bulunuruz. İnşallah diyelim. Sağ ol. Bugün Sasan firmasıyla birlikteydik. Kısıtlı bir sürede dilimizin döndüğünce TÜPSET üretim süreçlerini anlatmaya çalıştık. Merak ettiklerimizi yöneticilere sorduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.